Selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Frontend soru cevap yapıyoruz. Zaten gördüğünüz üzere koltuğuma peşin satan gibi yayıldım. Elime de kahvemi aldım. Sizlerden gelen yorumları cevaplayacağım. Aslında bu konsept çoktandır aklımda var. Ancak bir türlü fırsat bulamadım. Sürekli erteledim. Dün kanaldaki gelen yorumlara şöyle bir göz gezdirdim ve içinde onlarca soru birikmiş. Artık bunu dedim çekmem lazım. Zaten bu videoya bütün soruları sığdıramam. Belli bir yerde keseriz. Ve bunu yine part 2, part 3 olarak böyle proje aralarında ekstra video olarak yüklerim. Yorumlara göz gezdirirken en çok şu dikkatimi çekti. Mesela 100 yorumun 10'u soruysa 90'ı çok destekleyici, çok güzel yorumlar. O yüzden soru sormayan ama videoların altına beni destekleyici yorumlar yazan, teşekkür eden herkese ben de buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu kişilerin sayısı çok çok fazla ve bu beni çok motive ediyor gerçekten arkadaşlar. Yani doğru bir şey yaptığımı, doğru bir iş yaptığımı fark ediyorum bunun sayesinde. Bu arada videoya başlamadan önce bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Bana gelen hem yorumlarda hem de özel mesajlarda benden sıfırdan A'dan Z'ye HTML, CSS veya JavaScript eğitimleri isteniyor. Böyle bir eğitim çekmem konusunda siz ne düşünürsünüz? YouTube'da bunu yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Çok uzun bir süreç ve kanalı o şekilde meşgul etmek istemiyorum. Çünkü böyle bir eğitim 30 saat mi, 40 saat mi, 50 saat mi artık ne kadar olur bilmiyorum. Çünkü çok fazla konu var. Bir müfredat halinde bunları hazırlayıp anlatım, quiz, proje şeklinde planlamam gerekiyor. Böyle bir eğitim hazırlasam boş zamanlarımda tabii ki YouTube'u aksatmadan yine bu şekilde projeler gelmeye devam edecek. Bu şekilde bir eğitim hazırlasam anlattığım formatta işte bunu Udemy'ye atıyorum, yüklesem 300 lira, 500 lira artık neyse böyle bir kursa ilgi gösterir miydiniz? Böyle bir şey hazırlasam satın alır mıydınız? Bunu soruyorum çünkü sıfırdan frontend öğrensem nasıl öğrenirdim videomda zaten bunu nasıl ücretsiz bir şekilde öğreneceğinizi anlatıyorum. Ancak yine de böyle profesyonel bir şekilde müfredat halinde anlatımlı ücretli bir kurs yayınlamalı mıyım? Sizce bu satılır mı? Lütfen bunu şu anda videoyu durdurup bir yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Ben de ona göre bir hazırlık yapayım. İşte başlayıp başlamayacağıma zaten sizden gelen tepkilere göre karar vereceğim. Bu kadar girizgah yeter. Hadi geçelim sorularınıza. Arkadaşlar şimdi şöyle yaptım. Soruları en eskiden yeniye doğru sıraladım ve en eski sorudan başladım. Ve birbirini tekrarlayan sorular varsa o sorudan sonraki gelen yeni soruları dikkate almadım. Yani eğer sizin sorunuzu ekranda görmezseniz o sizden önce sorulduğu içindir. Ya da belki de gözümden kaçmıştır bilmiyorum. Çok dikkat ettim ama hani böyle bir durumla da karşılaşırsanız lütfen bana darılmayın, gücenmeyin rica ediyorum. İlk sorumuz Muhammed'den yazılımın geleceği nasıl hocam bitti diyenler var diyor. Burada arkadaşımızın demek istediği çok büyük ihtimalle hani bu yapay zeka ile ilgili gelişmelerden sonra yazılım geleceği ne olacak? Çünkü hani siz de görüyorsunuzdur milyar dolarlık bir şirketin CEO'su çıkıyor işte 5 sene içinde yazılımcılara ihtiyaç kalmayacak, her şeyi yapay zeka yazacak vesaire gibi sözler ediyor. Ben bunun böyle olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Evet yapay zeka gerçekten çok gelişiyor. Kod yazma şeklimiz her geçen yıl da ona bağlı olarak değişiyor. Ben videolarımda biliyorsunuz yapay zekayı daha çok böyle kod tamamlatma olarak kullanıyorum. Hani videoyu hızlandırsın diye. Ama onun haricinde mesela VS Code'da Copilot'ı kullanıyorum ve pro üyeliğim var. CloudSonnet 4.5 yapay zeka zekasını kullanıyorum kod yazmada. En çok onu beğeniyorum. Ama bunu şununla karıştırmayın. Hani ben gidip de vibe coding yapmıyorum. Yine bütün kontrol bende. Bir fikrim var. O fikirde yazacağım şey çok basitse oturup onu direkt yapay zeka yazdırıyorum. Ama bir logic kuracaksam onu oturup kendim kodluyorum. Zorlandığım yerlerde yardım istiyorum veya işte iyileştirme istiyorum vesaire. Ve testing konusunda da çok yardım ediyor yapay zeka. Ben test yazmaktan nefret ederim. Ve hani bu yapay zeka en çok kullandığım alanlardan biri de test konusu diyebilirim. Bu şekilde kodu yazma şeklimizi çok ciddi anlamda da kökten değiştiriyor. Değiştirmeye devam edecek ama yazılımcının olmayacağı bir dünyanın ben geleceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki zaman ne getirir beraber göreceğiz. Ancak şunu da ekleyeyim. Sektörde şöyle bir değişime neden olduğu gerçek. Artık junior pozisyonlar çok daha az açılıyor. Yani bu junior ile mid olma arasındaki şeyi yapay zeka alıyor diyebiliriz. Ama burada da şu var. Ne yapabilirsiniz? Yeni başladınız. İşte ilk bir sene yapay zeka benim tavsiye ettiğim şekilde sadece öğretmen olarak kullandınız. Ardından geliştireceğiniz projelerde sanki senior bir developer yardım alıyormuş gibi çok güzel projeler geliştirip bunları CV'nize, portfolyonuza ekleyip fark yaratabilirsiniz. Yani yine iş nereye varıyor? Yapay zekaya ayak uyduran bunu kazanacak. Ancak bu vibe coding işte hiç kodlama bilmeden şunu yaptım, bunu yaptım. Bunlara arkadaşlar ben inanmıyorum. Sizin de inanmadığınızı biliyorum. Nasıl ki işte bir ayda nasıl milyoner oldum videosuna tıklamıyorsanız, işte bir ayda karın kasların gözüksün gibilerinden videolara nasıl ki tamah etmiyorsanız, bunların da clickbait olduğunu bence benim izleyicilerim anlayacak kapasitede diye düşünüyorum. Hadi şimdi devam edelim. FireArt yazmış. Video çok bilgilendirici ve akıcıydı. Ellerinize sağlık. Bir tane sorum olacak. Şu şekilde font size pikselini yazarken yanında RAM bilgisini veren extension nedir? Bu konuyla ilgili zaten bir tane short çekmiştim arkadaşlar. Muhtemelen izlemişsinizdir. Favori VS Code eklentilerin part 1 olması lazım başlığın adı. Ancak yine de hemen göstereyim ve VS Code'uma geleyim. Şurada extensions'a giriyorum. Bakın burada PX to RAM eklentimin adı şu arkadaşlar bakın. Yayınlayanın adı da bakın şurada JipJHK diye birisi burada yazıyor. Bunu bu şekilde
şekilde aratıp doğrudan bulabilirsiniz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Akalunta yazmış. Çok güzel anlatıyorsun. Emeğine sağlık. Başlangıç konuları süper ama bu tarz videolar devam ederken paralel olarak biraz daha ileri seviye şeyler de gelebilir. Mesela animasyonlu geçişler, trend, sliderlar, modern navbarlarda scroll efektleri gibi biraz daha spesifik konulara odaklanan projeler olabilir. Hem yeni başlayanlar hem de ilerlemek isteyenler faydalanır bence. Umarım kanalın güzel yerlere gelir. Başarılar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu animasyon konusu, bu efekt konusu benim temellerini çok iyi bildiğim ama bir türlü uzmanlaşamadığım bir konu. Temel olarak GSAP kütüphanesinin kullanımını biliyorum, iyi biliyorum diyebilirim ve Motion var. Hem bu React tarafında hem de Viewport'u yayınlandı. Bir 5-6 ay mı oldu, bir sene oldu mu bilmiyorum. Onun da temel kullanımını biliyorum. Ancak bu animasyonu basic seviyenin ilerisinde isteyen projelerle pek karşılaşmıyorum. Bunu sık sık yapmadığım için de ne oluyor? Bir kas hafızam oluşmuyor. Bunu hani size oturup da anlatacak kadar iyi şekilde bilmiyorum. Ama bakın şunu yapabiliriz. Bunu videonun sonunda not alacağım. Bitirdiğimiz bir projeyi bu kütüphanelerden biriyle, işte GSAP olur ya da Motion olur. Bunlarla animasyonlu hale getiririz. Böyle güzel fancy animasyonlar yaparız. Hem bu kütüphanelerin temel kullanımını görürsünüz. Hem de zaten ondan sonra artık ustalaşmak isteyen oradan alır yürür gider. Bunu bu şekilde bir sonraki projemize ya da belki bu bitirdiğimiz proje vardı ya en son. Çok güzel bir landing page yaptık Vue.js'le. Belki onun üzerine bir ekleme yapabilirim. Bakacağız duruma göre. Devam edelim. Mesut Yılmaz yazmış. Hocam bu CSS'te yazarken class'ları alt alta nasıl geçiriyorsunuz? Mesela form content yazıp onun altına direkt title çağırıyorsunuz ya, onu diyorum. Burada arkadaşımızın demek istediği CSS nesting arkadaşlar. Ben zaten vanilla CSS yazdığım projelerin sanırım tamamında CSS nesting kullandım. %90 tarayıcı desteğine ulaşmış durumda. Projelerinizde siz de kullanabilirsiniz. CSS nesting yazarak, aratarak bunu bu şekilde bakabilirsiniz. Ya da zaten benim ilk videomdan da başlayarak nasıl kullanıldığını adım 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 çok güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Zaten bu CSS'in geleceği olacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Hani öğrenmenizde çok ciddi fayda var. Devam edelim. Fortuna Richmond yazmış. Merhaba hocam. Dersiniz yine çok muhteşem olmuş. Rica etsem HTML, CSS, JavaScript dersleri de gelebilir mi? Bu yine videonun başında size açtığım konuyla ilgili. Yani bu HTML, CSS, JavaScript ile ilgili ayrı bir kurs. Müfredat halinde profesyonel bir kurs benden ister misiniz? Bunu zaten yorumlarda belirtin demiştim. Bir sonraki soruya geçelim. Art Void sormuş. Hocam site, domain ve hosting ekleme videoları da gelir mi ileride? Evet arkadaşlar, gelecek. Kanaldaki bu yaptığımız son proje vardı ya, hani 3 part halinde Figma'dan koda Vue.js ile kodladık. O proje kanaldaki böyle statik bir landing page'i yaptığımız son projelerden olacak. Ha tabii ki yeni başlayanlar için arada yine tamamen beginner seviyesi Figma'dan koda videoları çekerim. Ancak bundan sonra yavaş yavaş artık işin içine backend'i katacağız. İşte Vue.js tarafında Next, React tarafında da Next.js kullanacağız. Gerek kendi server'ımızı oluşturma, gerek API endpointlerimizi oluşturma, işte SQL database ile veri çekme, işte database'i kurgulama, işte bunu Dockerize etme, Docker kullanımı, bunları bir VPS'e nasıl deploy edersiniz, işte bunları nasıl SSL alıyoruz, HTTPS alıyoruz, domain nasıl bağlıyoruz vesaire, bunların hepsini göstereceğim size. Kanalın zaten biraz böyle büyümesini bekliyordum. Artık 1500 aboneye yaklaştık. Ufaktan böyle artık full stack yoluna doğru gireceğiz. Ama yine kanalda biliyorsunuz ben kolaydan zora bir eğri izliyorum. Burada da yine aynısını yapacağım. Hiç merak etmeyin. Yani yine böyle göreceli olarak basit bir proje. Sadece bir API endpoint'tan işte datayı çektiğimiz bir projeyle başlayacağız. İşte onu mesela Nitro Server'da kullanacağız. Frontend'e bağlayacağız vesaire. Bunların hepsi gelecek. Devam edelim. Friction Flow ASMR yazmış. Teşekkür ederim. Sizinle aynı alanda ilerlemek istiyorum. Uzunca durumumu açıklayıp sıkıcı olmak istemem. Sizin bu yolda başınıza gelenler ve edindiğiniz tecrübeler hakkında bir video yapmayı düşünür müsünüz? Hani web geliştirme ve tasarımına nasıl başladım? Piyasası nasıl? İşler nasıl yürüyor? Bu alanda öne çıkmak için tavsiyeler gibi. Olabilir arkadaşlar. Bunu da notlarıma eklerim. Ancak şurada bakın, web geliştirme ve tasarımına nasıl başladım? Bu konu önemli. Frontend geliştirme kısmında arkadaşlar UI UX designerların işidir tasarım. Yani frontend geliştirici olarak zaten o kadar çok sorumluluğunuz oluyor ki büyük bir proje geliştirirken, tasarım kısmı sizin alanınız değil. Bu bambaşka bir kafa yapısı, bambaşka bir yetenek, bambaşka bir emek istiyor. O yüzden UI UX designerlarla frontend geliştiricileri karıştırmayın derim. Ha, ikisini yapan yok mu? Var ama ne kadar yapabiliyor? Mesela ben full stack'im diyen çoğu kişi ne kadar frontend biliyor? İşte yazdığı HTML'i de görüyorum, yazdığı CSS'i de görüyorum vesaire, ki bu çok normal. Yani çünkü backend de bambaşka bir dünya. Mesela ben VPS kullanıyorum, tamam, ama yani o kadar çok yardım alıyorum ki, o kadar çok soru soruyorum ki böyle, hem arkadaşlarıma hem yapay zeka hem Discord'da işte forumlara vesaire. O yüzden bunlar öyle kolay işler değil arkadaşlar. Hani burada şey için söylemiyorum, kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Bu çok normal. Ben nasıl ki backend kullanırken BaaS, yani backend as a service, ya da işte PaaS, platform as a service hizmetlerini kullanmaya meyilli oluyorsam, bir backend developer da çok normal bir şekilde tabii ki UI kütüphanelerini kullanmak isteyecektir. Hazır komponentlerle uğraşmak isteyecektir sıfırdan yazmak yerine ya da detaylanabilmek yerine. Bunlar çok normal şeyler. Ama dediğim gibi bakın, web geliştirme ve tasarım apayrı şeyler. Hani UI UX alanıyla bunu karıştırmayın. Devamında da dediğimi anlamışsınızdır herhalde. Eğer şimdi yapamasanız bile bir gün yaparsınız umarım. Dinlemek
izlemekten sıkılmam çünkü samimiyetiniz videolarda belli oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok incesin. Devam edelim. Hocam yanlış anlamazsanız şu anda revaçta olan yapay zeka ile web uygulama içerikleri çekmekte. Bu konuyla ilgili içerikler olursa güzel olur. Takipteyim. Saygılar, sevgiler. Bu konu arkadaşlar benim de ikilemde kaldığım bir konu. Şimdi mesela ben videolarımda kendim yazıyorum. Yapay zekadan işte yardım alıyorum tamamlama açısından vesaire. İşte bazı yerleri beğenmiyorum. Kendim yazıyorum. Ondan sonra işte o anlıyor ne yapacağımı tamamlıyor gibi. Ama mesela şimdi ben bunu bırakıp da kodu tamamen yapay zeka yazdırırsam size bu işin temellerini nasıl öğreteceğim? En çok düşündüğüm konu bu. Ha tabii ki benim işim rahatlar. Ben hani çektiğim videoyu çok daha kısa sürede çekerim. Çok daha az yorulurum. Ama bu sefer hani size o konunun akışını içinde olmazsam, kendim yazmazsam nasıl anlatırım? En çok düşündüğüm konu bu. O yüzden bu konuda henüz bir şey çekemiyorum. Ha mesela ama şimdi bir proje yapıyorum. Bir e-ticaret sitesi yapıyorum. İşte onu teslim edeceğim birkaç hafta içinde. Mesela orada Nuxt UI kullanıyorum. Nuxt'un UI library'sini. Onun işte MCP server'ını mesela kurdum. Kullanıyorum. Yani yapay zeka bunu verdim. Oradan bana tavsiyelerde bulunuyor. İşte değişiklik yapıyor. İşte diyor ki buraya en çok bu komponent gider gibi. Hani bunları zaten yeri gelince göstereceğim size ileriki projelerde. Ama onun haricinde hani gerçekten emin değilim yapay zekayı kullanma konusunda. Ha ama mesela burada kasıt şuysa hani yapay zekayla oturup sıfırdan bir proje yapmak işte ben burada komut vereceğim işte orada ona akışı vereceğim işte prompt engineering diye bir şey uydurmaya çalışıyorlar ya yeni bir ünvan. Hani gidip de ben bunu size şimdi bana işte şunu yap bana bunu yap. Bu şekilde bilmiyorum ne kadar etkili olur çünkü benim şu anda hedef kitlem biliyorsunuz hani kolaydan zora doğru gidiyorum kanalda. Benim bir amacım var. Hani bu işe sıfırdan başlayan biri adım adım böyle öğrensin hani yani böyle gidip de doğrudan sıfırdan yapay zeka ile bir şey oluşturabileceğinin hayaline düşmesin istiyorum zaten. O yüzden şu anlık benim amacımla ters giden bir konu ama ileride duruma göre tabii ki bakarız. Kaldı ki yapay zekanın da çok ciddi problematikleri var arkadaşlar. Mesela hani tutarsızlık bunların başında geliyor. Yani ne demek istiyorum? Hep aynı çıktıyı alamıyorsunuz. Aynı komutu veriyorsun, aynı akışı oluşturuyorsun, veriyorsun, tam istediğini alıyorsun diyelim. Ondan sonra gidip de başka bir projede çok benzer bir şeyde bambaşka bir kod ürettiği oluyor. Bu konuda mesela hani çok ciddi bir farklılık var. Hani başka konular da var. Bununla ilgili ayrı bir video çeksem daha iyi olacak aslında. Hani mesela bu şekilde vibe coding tarzı sadece yapay zeka ağırlıklı şeylerin bu işin en güzel kısmını elimizden aldığını da düşünüyorum. Çünkü insan beyni nasıl çalışıyor? Mesela spora gidiyorsunuz değil mi? Spora gittiğinizde ne oluyor? Spor esnasında hani terliyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz, acı çekiyorsunuz, ağır kaldırıyorsunuz ya da işte nabzınız çok yükseliyor, vücudunuz stres doluyor. Peki buna niye katlanıyoruz? Biz deli miyiz? Neden katlanıyorsun? Çünkü hani spordan sonra o duş aldığında ya da işte evine geldiğinde o gelen rahatlama hissi, o mutluluk, o dopamin, o serotonin senin ödülün. Yani beynimiz zaten böyle çalışıyor. Ben mesela VS Code açtım ya da işte Cloud Code. Hiç fark etmez Cursor. Ben eğer o kodu kendim böyle çabalayıp karşılığında tabii ki yardım alabilirim yapay zekadan. Bu ayrı bir konu. Ama işin çoğunluğunu kendim yapmazsam ben o küçük küçük ödülleri alamamış oluyorum. Yani ve o ödülleri alamadığımda beynimde o dopaminin salgılanmadığını hissediyorum. Ve yani işin en keyifli kısmının elimden alınmasını istemiyorum. Ha belki de çok şu anda tutucu davranıyorum bu konuda. Bilmiyorum benimle aynı fikirde olan var mı aranızda. Ama benim şimdilik görüşlerim bu şekilde. Neyse bunları ayrı konuşuruz. Ayrı bir video da çekebilirim. Şimdi fark ettim ki aslında içimi dökeceğim bayağı şey varmış bu konuyla ilgili. Bakarız bununla ilgili ayrı bir video düşüneceğim arkadaşlar. Devam edelim biz. Enes Aliyev sormuş. Tailwind ve Bootstrap gerçek hayatta projeler için ne kadar geçerli? Önce bunu cevaplayalım. Çok geçerli arkadaşlar. Yani Tailwind zaten aldı başını gitti. Çok popüler oldu. Ve hani bu ününü bu popülerliğini de hak ediyor gerçekten. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Ama tabii bana sorsanız hani Vanilla CSS mi Tailwind mi? Ben her zaman Vanilla CSS'i tercih ederim. Bu tamamen rahat olmakla alakalı. Çünkü Tailwind'e geçmeden önce Vanilla CSS'le çok ciddi zaman geçirdim. Çok ciddi anlamda dip köşe öğrendiğimi düşünüyorum. Hani size daha göstermediğim videolarda birçok konsept var. Onları da zamanı gelince göstereceğim. O yüzden mesela Tailwind gibi utility class'a dayalı çok özgür bir kütüphanede bile kendimi CSS yazarken çok kısıtlanmış hissediyorum. Bootstrap'e hiç girmeyeceğim bile. Hani Bootstrap zaten benim için hiç olmadı. Hani hiç kullanmıyorum. Ancak eğer bir projede kullanılmışsa ve bu zorunluysa tercih ediyorum. Ama tercih meselesi hani kullanana bir şey demem. Ama şu anda 2025 itibariyle frontend öğrenecekseniz de önce çok iyi bir şekilde CSS ardından Tailwind CSS. Tailwind CSS'in zaten arkadaşlar öğrenilecek bir yanı yok. Ne demek istiyorum? Tailwind CSS dediğiniz utility class. Yani CSS'i ne kadar iyi biliyorsanız Tailwind CSS'te o kadar kolay ustalaşırsınız. Tek yapmanız gereken ilk birkaç ay çok sık böyle hatta ne ilk birkaç ay ilk birkaç hafta çok sık dokümantasyona girersiniz. Ondan sonra zaten ezberledikçe kas hafızanız oluştukça akar gidersiniz. Ama burada şu hatayı yapmayın. İşte bir iki iç içe yapı yazdım. İşte hemen display flex justify content'i öğrendim. İşte ardından da gittim position relative position absolute verdim. Hemen ben Tailwind'e geçeyim ya ben bu CSS'i öğrendim. Hatasına düşmeyin. Bu hataya düşen emin olun. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Hani milyonlarca kişi var. Bu kadar basit değil arkadaşlar CSS olayı. Birazcık daha zaman ayırın eğer frontend focused bir developer olacaksanız. Devam edelim. Pure CSS daha aranan ise CSS ile devam edilme taraftarıyım. Bildiğim kadarıyla Shopify WordPress templatelerinde temiz CSS istiyorlar. Framework kütüphane
tane olmadan, evet. Bu arada sadece HTML, CSS, JavaScript ile iş bulmak ne kadar mümkün? Freelance veya beyaz yakada olabilir. Şimdi bu soruya kendi üzerimden cevap vereyim. Geçen ay ya da ondan önceki ay olması lazım. Ben bir iş tamamladım. Kişi web tabanlı bir oyun yazmış ve bu oyunla ilgili bir işte landing page, işte fiyat vesaire içeren 3 sayfalı bir tasarım var elinde. Ancak bunu dedi ki ben bunun backend bağlantılarını, her şeyini kendim yapacağım. Sadece HTML, CSS, JavaScript istiyorum. Herhangi bir bundler bile istemedi. Mesela ilk videolarımda hani var ya öyle projelerimiz. Boş dosyayı açıyorum. index.html ile elle oluşturuyorum. İşte ondan sonra style.css oluşturuyorum. Bağlıyorum ona. Sonra işte index.js oluşturuyorum. Ona bağlıyorum vesaire. Hiçbir şekilde kütüphane vesaire de kullanmamı istemedi ve ben bunu oturdum. Bu şekilde kodladım. Yani ne demek istiyorum? HTML, CSS ve JavaScript ile iş bulmak çok zor ama arada geliyor. Ve esas soru şu. Siz bunu yapmaya hazır mısınız? Eğer doğru düzgün CSS öğrenmeden Tailwind'de atladıysan hadi yap bu projeyi de göreyim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben size ilk bir sene, o rehber videomda da bahsetmiştim. İlk bir sene temeller üzerinde çok ciddi bir söz sahibi olun. Bunu tekrarlıyorum. Çok sık tekrarlıyorum belki biliyorum. Ama bakın bunu gerçekten yapın. Geride kalıyorum. Her şey çok hızlı ilerliyor. Korkusuna izin vermeyin. Gidin oturun. Temellere çalışın. Tamam mı? Devam edelim. Gece sormuş. Figma'yı direkt koda nasıl dökebiliriz? Bedava eklenti var mı? Bu konu yakından takip ettiğim bir konu arkadaşlar. Ve şu ana kadar denediğim hiçbir çözümde gerçekten tatmin edici bir sonuca rastlamadım. Yani olay sadece gidip de çirkin e-ticaret template'lerini yapay zekaya kodlatmak değil. Onları zaten hallediyor. Okey. Ama böyle işin içine biraz daha profesyonel tasarımlar, biraz daha iç içe CSS'ler, stacking context'in devreye girdiği, indeksli yapılar vesaire girince kolaylığından çok zorluk çıkartıyor diyebilirim. Yani sen bana gidip de o tasarımı belki 10 dakikada koda çeviriyor olabilirsin ama ben ondan sonra onu 10 saat debugging ile uğraşacaksam, işte kendimi uydurmak için çalışacaksam, yani ben onu zaten oturup kodlasam, belki ondan 1-2 saat daha fazla uğraşacağım ama karşında elimde tamamen hakimiyetin bende olduğu bir codebase olacak. Yani o yüzden bu konuyu takip ediyorum dediğim gibi, ancak henüz beni tatmin eden bir sonuçla karşılaşmadım. Karşılaşırsam da mutlaka haber vereceğim. Devam edelim, bu da son sorumuz olsun. Azat Cavga yazmış. Gümrah Bey elinize sağlık. Yine eminim çok işime yarayacak bir video olmuştur. Öncekiler bayağı iyiydi. Lütfen bırakmadan devam edin. Bırakmadan devam edeceğim, hiç merak etmeyin. Bir de topluluğunuz var mı yoksa oluşturur musunuz? Sorularımızı sorabiliriz kolaylıkla ve herkes yaptığı projeleri paylaşır. En azından pratik yapabileceğimiz örnekler artmış olur. Siz işinizde iyisiniz. Siz de görüp yorumlarsanız ayrıca daha güzel bir topluluk olur bence. Şimdi arkadaşlar bu da gündemimde olan bir konu. Discord'un açılmasını bekliyorum. Geçenlerde bir haber okudum. Hizmet politikalarını mı ne güncellemişler. Açılır açılmaz orada bir topluluk oluşturacağım ve hepinizi davet edeceğim. Orada ben çok güzel zaman geçireceğimizi düşünüyorum. Hem tanışırız, hem sohbet ederiz, hem oyun oynarız, hem dertleşiriz. İşte birbirimize yardımcı oluruz, fikir alışverişi yaparız. Ayrıca işte birlikte çalışma oturumları düzenleriz, işte atıyorum. Kameraları açarız, karşılıklı geçeriz. Pomodoro birlikte çalışırız ki zaten ben gün içinde yani çok büyük çoğunlukla çalışıyorum. Bunu neden beraber yapmayalım gibi fikirler var aklımda. O yüzden arkadaşlar takipte kalın. Bununla ilgili de size mutlaka bildirim yapacağım. Eğer dediğim gibi Discord açılmazsa da başka bir çözüm bakarız. Ama kesinlikle bir topluluk kanalı geliyor. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Evet, bu serinin ilk videosu için yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aslında cevaplanacak daha çok soru var. Ancak videoyu ne kadar uzun veya kısa tutmam gerektiğini bilmiyorum. Ben de ilk defa böyle bir içerik çekiyorum. Eğer kısa veya uzun geldiyse bunu belirtebilirsiniz. İşte daha uzun olabilir veya daha kısa olabilir. Ben de ona göre aksiyon alırım bir sonraki bölümde. Dediğim gibi bu serinin devamını yine böyle proje aralarına serpiştireceğim. Böyle soru cevap şeklinde içerikler atmaya devam edeceğim. Eğer beğendiyseniz bir like bırakmayı ve kanala abone olup beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.